Peki Efendi Hazretleri'ni kısaca biz sizden tanıyabilir miyiz? Malum zaten torunu olduğumuzu biliyoruz. Canından, kanından bir parçasını bizim yüzümüzden... Öyle mi? <laughs> Şimdi tamam. e, Allah'a şükürler olsun. Şimdi Efendi ile alakalı tabi hocalarımız her dem anlatıyorlar. Efendi Hazretlerini ameli noktada anlatmaya kalksak dilimiz dönmez. lal olur diyebiliriz. Fakat Mahmud Efendi Hazretleri'ni bugün bir yönden anlatmada sıkıntı yaşıyoruz. O da aksiyon yönüdür. Yani hakikaten Efendi Hazretlerimiz Kattesallahu Sırrahu İslam anlatma noktasında son derece çaba sarf etmiştir. Bugün insanlar derler ya siz sadece kendi cemaatinizden olana yardım ediyorsunuz. Kendi cemaatinizden olana sahip çıkıyorsunuz. Sizin derdiniz ümmetçi değil. Bunu bir takım ümmetçi olduğunu iddia edenler ifade ediyorlar. Halbuki Mahmud Efendi'nin hayatına baktığınız zaman da hayat ümmet üzerine tesis edilmiş. Gece gündüz o zamanın imkanlarıyla sosyal medya yok, o zaman araçları daha kıt, ulaşım vasıtalar daha efendim e, nakıs durumda, bugüne itibariyle daha geri planda yollar aynı şekilde çok kötü bir durumda. O zor şartlara rağmen Hoca Efendi hiç o benim cemaatin, bu benim cemaatin veya sağa sola cemaat toplamaya da gitmemiş. İslam'ı anlatmaya gitmiş ve talebelerine, hatta talep ederken yani bu ilim alanlardan bahsetmiyorum. Yeni dönüş yapmış bir adama bir şeyler bildikten sonra arabam var mı? Var. Hadi bakalım emri bil marufa çıkıyorsun. Yani el amirune bil maruf ve nahun anil münker ayetinin bu hatabı olaraktan çıkıyorsun. Adam alıyor tanıdık birkaç kişiyle birlikte yolculuğa çıkıyor. Bir camiye giriyor. İki de bir kelime konuşabilir mi? Çok da bir şey bilmiyor. Arkadaşlar Allah'ın emirlerine sarılalım. Burada Allah'ın el amirune bil maruf ve nahun anil münker ayetini uyguluyorlar bunu uygulayabilmek için illa şimdi namaz kılmak için illa alim olmak gerekiyor. Hayır. Oruç tutmak için illa alim olmak gerekiyor. Hayır. Dolayısıyla bunun için de illa alim olmaya gerek yok. Bir şeyleri bilmeniz ve o bildiğiniz aktarmanız yeterli. Dolayısıyla tabi usulünce bu şekilde böyle gidiyorlar, anlatıyorlar. Efendinin hayatı usulü bu şekilde geçmiş. Yani eğer cemaatçilik sadece kendini düşünse veya cemaatini düşünseydi İsmaila Camii'sinde otururdu zaten gelen gelen hatta hesabı. Orada insanlara vaazuna ı nasihat İstediği gibi istifade edebilirdi. Yani insanlar yeni nesil efendi yanlış sanıyorlar Efendinin sağlık sıkıntılarından sonra özellikle Hızır Efendi'nin şehadetinden sonra bedeni anlamda bir çöküş söz konusu oldu. O zamandan sonra istirahat halinde yani artık ruh o kadar çalışkan ki beden ruhu kaldıramaz bir halde. Beden ruhu kaldıramamış. Ve dolayısıyla Efendi Hazretleri istirahatte şu an itibariyle. Yani bu bir zorunluluk. Dolayısıyla o zamana kadar hayatı hep hizmet, hep oraya vaaz, buraya vaaz. Türkiye'de gidirmedik Şehir, il, ilçe, köy. Efendim hakikaten yani köylerin çoğuna bile gitmiştir. Bunu hakikaten samimiyetle ifade edebiliriz. Çünkü hani benim babam yani Efendi Hazretleri oğlu da aynı şekilde gider. 3 ay yok. Nereye gidiyor bunlar üç ay? Gidiyorlar Anadolu'ya. Köy köy dolaşıyorlar. Dağılıyorlar hatta imkanlar nispetince dağılıyorlar. Beş kişilerse beş kişi farklı ellere dağılıyor. Mahmud Efendi de böyle. Bir sistem kurdu Mahmud Efendi bunu tek başına kurdu. Çünkü Aledir Efendi'den sonra o medrese malum süreç sebebiyle tekkeler kapatıldı, medreseler yıkıldı. Mahmud Efendi geldi bir hayal, bir ideal her mahalleye bir kız bir erkek medresesi dedi. Ve insanların dini yaşanma noktasında bırakın en zirve emirleri daha geri planda sayabileceğimiz emirleri yaşamada bile korkaklık gösterdikleri dönemde o ısrarla. Hatta Hoca Efendiler darbe sürecinde ona 1980'lerde Efendi Hazretlerimiz medreseleri kapatalım bir tatil verelim bu süreçler sıkıntılı süreçler dendiğinde Efendi Hazretleri hayır asıl işimiz şimdi başlıyor diyerek medreseye teşvik ve ne oldu? Hocalar çıktı, Hoca kadrosu çıktı. Efendinin çalışmaları neticesinde. O hoca kadrosu, hoca kadrosu yetiştirdi. Yani inan, şimdi insanlar dışarıda yanlış biliyorlar. Yani medreselerin bugün işte bir takım güzel medreselerin resimlerini koyuyoruz. İnsanlar hep medreseleri böyle biliyorlar. Böyle gelmedi bu iş. Biz kendi Mahmut Han hocamdan bak Evini açmıştı. Talebeler evinde okuyorlardı. Yani abdest ihtiyacını giderecekler insanlar. Efendim, ee, affedersin 30 kişi var, 30 kişi sıra bekliyor. Böyle böyle bu iş geldi. Daha öncesi bu imkanlar da yoktu. Samanlarda işte Aleyder dedesi Ahmet Hoca anlatırdı. Ondan dinlemişizdir. Yani o samanlıklarda okuyorduk. Böyle kağıt parçalarıyla efendim emsile yazılmış üstüne. Bu şekilde büyüdü medrese. Bu şekilde bu şekilde bu imkanlar sağladı. Birileri çalıştı. iş bize kaldı. Biz de rahat bir ortamda büyüdük. Rahat bir şekilde medreselerde. Yani işin meyvesini biz yedik aslında. İnşallah istifade ederiz. Allah bu konuda eksi almaktan bizi muhafaza etsin. Dolayısıyla Mahmut Efendi hani birçok şeyinden konuşulabilir ama yani bugün başka adamlara Mısır'a gitmeye gerek yok. Hocalarımızın yaptığı gibi bir takım hocalarımızın. Mısır'a gitmeye gerek yok. Ne bileyim oraya buraya Aksiyon adamı karşında duruyor. Ama anlatamıyoruz insanlara. Çünkü niye? Tarikat şeyhi olduğu için hep o tarikattan bahsediliyormuş gibi. Hayır. Hayat tabiri caizse araba üstünde, at üstünde geçmiş. Bu. Her gittiği yerde yani gel benim tarikatıma zaten bizim tarikatımızda böyle bir şey yok. Davet etmek yok. Sadece sohbet var. Her gittiği yerde aman arkadaşlar İslam'ı yaşayalım, aman arkadaşlar şeriatı yaşayalım, aman arkadaşlar medrese açalım. Birisini bulmuş hatta buradan Efendi Hazretleri medrese açtırmaya haber gönderiyor falanca bölgeye. Adam gevşeklik davranıyor, kendisi gidiyor açtırıyor. Ne demek? Bir medrese bugün biz bunu belki küçümseriz ya telefon açarız açmıyorlar. Gidiyor ısrarla. Çünkü oradaki bulunan insanların kurtuluşunun o şekilde olunacağını, olacağını bildiği için efendim bu şekilde bir çalışma içerisine girmiş. Yani efendi dersek ümmet için kendini feda etmiş. Efendime söyleyeyim amel noktasında da zirve, ilim noktasında da yani efendi hazretlerini anlatırlar. Kaç yaşında? 60'larından sonra yani bahsettiğimiz hadise. Efendim usulü fıkıh dersinde bugün birçok hocanın okuyamayacağı mirat, mirkat efendim eseri okunurken uyumamak için ayakta dersi dinleyen bir şeyh efendiden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu kadar da ilme aşık bir şeyh efendiden bahsediyoruz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz 50 yaşından fazla 60 yaşına gelmişsiniz. Efendim tabir caizse halk tabiriyle postunuzu efendim kurarsınız, üstüne oturursunuz. Gelen giden hatta hesap olmak hayır. Dert İslamsa o zaman da dahi usulü fıkıh dersi ayakta dinlersiniz. Hiçbir şekilde dersleri de kaçırmazdı. Onun için Efendinin ilim, amel, ihlas ve bunların bir neticesi olarak emri bil maruf faaliyetleri hakikaten üst düzeydir. Ama bunu maalesef biz aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. İnsanları yanlış tanıyabiliyorlar.